Nurculuk Türkiye'deki 20. yüzyıl akımlarından bir akım. Nurculuğu ortaya çıkaran birçok sebep var. Bunların içinde sosyal sebepler var, politik sebepler var, ekonomik sebepler var, siyasi sebepler var. Efendim, belki de daha derin, daha başka sebepler de var. Tek bir sebebe icra edilemez. Çünkü sosyal bir oluşum. Bu anlamda 20. yüzyılın tabiatına biraz bakmak lazım. Nurculuk hangi ortamda çıktı? Nurculuğun çıktığı ortam Türkiye'nin tam da dönüştüğü bir ortamdı. Yani Osmanlı'dan yeni bir rejime, cumhuriyete geçişte her şeyin alt üst olduğu bir ortam. Daha sonra Nurculuğun çıkış tarihini biz yani 1. Said'den mi başlayacağız, 2. Said'den mi, 3. Said'den mi? Kaçıncı Said'den başlayacağız? 3. Said'i, çünkü 2. Said'e, 1. Said'e herkes aşağıda, 3. Said herhalde evet. Sizin yorumunuz. 3. Said aslında hükümetle, devletle hıllı gışlı ilişkilere giren Said. Demokrat Parti yönetiminde. Anlatabiliyor muyum? Başbakan'a mektup yazan Said. Generalle Tugay temeli atan Said. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Said'i kimse bakmaz, kimse bilmez. Bakmayın biz de. Genelde birinci ve ikinci olarak evet, ifade edilmiş. Böyle bir Said. Yani gücün peşine takıla takıla bir parça gücü elde etmiş ve gücü artık dağıtmaya başlayan Said. Güç dağıtmaya başlayan Said. Dolayısıyla mağduriyet edebiyatı her yerde geçerlidir. Ama çoğu zaman da altı boştur. Bu anlamda Nurculuk işte böyle bir ortamda hangi dönemden başlattığınıza bağlı olarak değişebilir. Düşünün, 1. Said daha ondan öncesi de var aslında. Yani Bitlis'te Ömer Paşa'ya silah çeken bir Said var 19 yaşında. 19 yaşında. Bir genç, hiçbir vasfı yok ve bir paşaya silah çekiyor. Bu silahı nasıl gezdirir? Bir paşaya nasıl silah çeker? Ne adına çeker? Neydi yani dertleri? Henüz daha Van'da, Van valisinin sarayına da girmemiş, de konağına da girmemiş, o kitapları falan karıştırmaya başlamamış, hiçbir şey yok. Tahir Paşa'nın konağında değil. Evet. Onun için cerbezeli biri, iddialı biri, Külhan Bey'i biri. Dolayısıyla böyle bir Said var. Bu Said'i bir almak lazım. Yani Ömer Paşa'ya silah çeken Said'i 19 yaşında. Yıldız İstihbarat Teşkilatı'yla efendim ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Düşünün, Yıldız İstihbarat Teşkilatı, Abdülhamid'in İstihbarat Teşkilatı. Çünkü o dönemde henüz teşkilatı mahsusa yok. Henüz kurulmamış. Daha sonra Tahir Paşa'nın konağına geçiyor. Abdülhamid'in tımarhaneye koyması. Ondan sonra. Tahir Paşa'nın konağındayken Tahir Paşa'nın oğlu Kuşçu Başı Mustafa'ya bir mektup yazıyor. Onun oğluna daha doğrusu Kuşçu Başı Mustafa'ya evet. Onun oğlu da Eşref Kuşçu Başı. Daha sonra Teşkilat-ı Mahsusa'nın 2 numarası olacak. Dolayısıyla oradan işte İstanbul'a yani Abdülhamid'in istihbaratının başındaki adam bu. Kuşçu Başı Mustafa. Yıldız İstihbaratı'nı kuran adam. Anlatabiliyor muyum? Evet. Efendim, referanslı geliyor oraya. Yani cerbeze o kadar tavana vurmuş ki her yerde güç peşinde bir Said görüyoruz aslında. 3 Said'in de değişmeyen şeyi güç. Güç. Benim gördüğüm bu. Yanılıyor olabilirim. Evet. Yani ben bir eleştiri yapıyorum burada. Ben de eleştirilebilirim. Ama bunu Nurcu'ya gösterdiğiniz zaman Nurcu'nun benim Said Nursi'yi eleştirdiğim gibi eleştirmesi mümkün değil. Hemen hakaret edecektir. Hemen efendim ötekileştirecektir. Hemen şeytanlaştıracaktır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü eleştiri yoktur. Gerçi sizin şu şeyiniz de var. Gerçi sözünüzü Nurculuk'la ilgili bitirdiniz mi bilmiyorum ama yani Nurcular daha itidalli tepki gösterirler. Değilmiş. Hayır. Asla değilmiş. Evet. Diğer holiganlar ne kadar küfrediyorsa Nurcuların içinde birer holigan yatarmış. Birer yani her Nurcuyu söylemiyorum tabii. Tabii. Nurcuların her kesimin iyisi var. Unutmayalım. Her kesimin. Dinlinin, dinsizin,
Evet. Ateistin, her kesimin iyileri var. İyilerini tenzih ediyorum. Evet. Ama yani bu noktada Said Nursi ile ilgili konuşurken iyi bilmek ve değerlendirmeyi de bütünsel bir bakış açısıyla yapmak lazım. Yani o dönem Osmanlı'nın yıkılış dönemleri. Gidiyor ortam. Evet. Efendim işte İstanbul'a geliyor. İstanbul'da padişahla görüştürülüyor ve tımarhaneye yollanıyor. İkinci Abdülhamit. Efendim, ikinci Abdülhamit'le. Ve işte bir medresesinden bahsediyor orada. Şart planı kafasında, şart nasıl kurtulur şeyi var. Bunlar güzel şeyler. Cins kafa olduğunu gösteriyor. Evet. Adamının eline geçse bence bu cerbedeler, efendim bu aşırı iddialı durumlar belki törpülense, iyi bir eğitim alsa, sistematik bir yöntemden geçseydi belki bambaşka biri çıkacaktı. Ben cins kafa biri olduğuna kalıbımı basarım. Zaten sıradan biri bunları yapmaz, yapamaz. Efendim ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra çok ilginç, İttihat ve Terakki kuruluyor. Abdülhamid'in tahtı sallanıyor. Abdülhamid'e orada bir düşmanlık başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve tahtı sallanıyor, Selanik'te görüyoruz. Biz Said Nursi. O zaman Said Nursi değil, Said Kürdi. Said Kürdi. Kendi imzasını da Kürdi olarak atıyor. Zaten Volkan'daki yazılarını da şöyle ben tamamını okudum Volkan'daki. Çünkü Volkan üzerine bir kitap yazdım. O zamanlar yani, Said Kürdi. Said Kürdi olarak imza atıyor. Ve yine Volkan'da yazması efendim ve Derviş Vahdeti ile bir cemiyet kurmasının sebebi de yine güç. Güç peşinde. Her dönemde ama üç dönemde de değişmeyen şey bu. Onun için orada İttihat ve Terakki işte ya cemiyeti ahrar, ey cemiyeti ahrar, ey hürrer, hürriyet cemiyeti, hürriyet efendim aşıkları falan diye Selanik'te nutuklar attığını söylüyor. Güç derken hocam herhalde şahsıyla alakalı bir güç elde etme değil de ideolojisiyle ilgili bir güç elde etmekten bahsediyorsunuz. Ben yani şahsıyla ilgili çünkü ayrımları yapmak için insanın kalbini açıp bakmak lazım. Bir ikincisi de yani nihayetinde elde ettiği güç kim kullanıyor? Lider. Kendisi kullanıyor. Yani kim kullanacak, başkasıyla paylaştırdığı yok ki bu gücü. Zaten kendisini azıcık eleştiren, işte Seyrani diye birinden söz eder risalelerde, azıcık eleştiren birini bir şut çekiyor ve gidiyor. Yani o tipler etrafında yok, kendisine bakış açısı. Ya uçtu kaçtı üzerinden, bak bakmayanı yaşatmıyor zaten. Lider kültü böyledir, kültler böyledir. Ve böyle böyle kült oluşturuluyor. Ondan sonra efendim işte bir gayri nizami harp komutanlığı vardır. Efendim Bitlis. Alay, Bitlis, evet efendim. Bitlis'te bir alay komutanlığı yapıyor. Milis gücüyle, yani askeriyeden değil de milis gücü komutanı ve gerçekten de özel harpçi. Orada şey yapıyor, işte Rusların eline geçiyor. Efendim, Ruslar esir ediyorlar, Tiflis'e falan bir alakası yok, Tiflis'i görmüyor. Efendim, götürüldüğü yer Kostruma. Kostruma neresi? Bir Rus vilayeti ve Kostruma'nın çok ünlü tarafı şu, parapsikolojinin merkezi. Yani o dönemde Yahudi kabalizminin en merkezi iki yerinden biri Kostruma. Bu psikeyi, tasdiki gaybiyeler, cifirler, ebcedler, mülhem mi diyorsun? Aynen öyle. Ondan sonra geliyor. Kostruma hayatı gizemdir Said Nursi. Orada esir gibi falan da yaşamıyor. Onu biliyoruz. Yani öteki Said Nursi yazılmadı. Kim yazdıracak? Yazmaya teşebbüs edenlerin eserleri yok edildi zaten. Bu anlamda bir şey halesi oluşturuldu. Efendim efsane halesi. O efsaneyi bir zırh olarak bürüdüler. O zırhta gerçeği de kayboldu. Eğer bu denge kurulabilseydi, yani öteki Said Nursi'de yazılsaydı bence Said Nursi'nin ya şunlar olumlu yaptıkları, şunlar da olumsuz yaptıkları. Dolayısıyla Said Nursi her insan gibi yaptığı iyi şeyler de var, yaptığı olumsuz, kötü şeyler de var der, şey yapardık. Ama Said Nursi hata yapabilir mi dediğinizde bin nurcudan efendim on nurcu ya belki yapabilir diyen çıkarsa onlara saysana bana üç hatasını dediğinizde bir nurcu çıkıyor. Evet.
Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani...